buradan giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra sol tarafta bir kayıt işlemi alınıyor. Giriş ücretli. Ücret ödemesini yaptıktan sonra kamp alanınızı seçiyorsunuz. Böyle dümdüz ileriye doğru gideceksiniz. İçeriye girdiniz. Dümdüz ilerledikten sonra şöyle bir yol ayrımına geleceksiniz. Burada tabelalar var. Şu tarafta küçük bir yol var. O tarafa doğru gideceğim. Önce orayı göstereceğim size. Zaten burası direkt kumsala gidiyor. Burada herhangi bir şey yok. Şöyle ama göstereyim. İleriye doğru kumsalın oraya çıkacak. Biz dün yanlışlıkla buraya girdik. Kamp yerimizi ararken. Sonra çıkış olmadığını görünce tekrar geri döndük. Çok da güzel fotoğraflar çekiyoruz şu an sayfamız için. Daha sonra bungalovların içini çekeceğim sizlere. Bir de hobbit evleri var. Onlar içini çekeceğim. Tamamen tercihte kalmış. Nasıl bir kamp yapmak istiyorsanız aslında hani hobbit evlerinde de kalabilirsiniz. Bungalovların içinde de kalabilirsiniz. Hem farklı bir deneyim yaşamış olursunuz. Bakalım. Bizim aracımızın üzerinde çadır olduğu için biz direkt aracımızda kaldık. Kendi çadırımızda. Aynen. Artık o bizim çadırımız değil, evimiz. Şöyle. Burada. Sezondan dolayı. Evet, normalde burası yazın kalabalık kumsala oluyor, kumsala iniliyor. Aslında şuradaki bungalov tam deniz kenarında çok güzel ama şu an soğuk olduğu için fazlasıyla rüzgar alıyor. Daha iç kısımları tercih edebilirsiniz bu sezonda gelirseniz. Şurada da bir yer yapılmış ama sanırım çok aktif halde değil. Hemen yan tarafında da bir kamp yeri var. Ama burası çok aktif halde değil. Yine burada da küçük bungalovlar var. Bilmiyorum onu. Böyle. Şurada her yerde var. Haydi bakalım diğer tarafa doğru. Yine aynı şekilde bu yolun sonuna gidip sağdan aracınıza çıkabilirsiniz. Biz şöyle merdivenlerden yukarıya çıkacağız. Aynı yola tekrar bağlanacağız. Bu hafta Şile'ye sahil kampa geldik. Aracımızı tam en uca koyduk böyle. Birazcık rüzgar alıyor ama şu anda keyfimiz yerinde. Hadi gezelim biraz etrafı. Her yerde böyle küçük bungalov evler var. İsterseniz bungalovlarda kalabilirsiniz. İster gelip çadırınızı kurabilirsiniz buraya. Bütün olanaklar sunulmuş. Küçük evler de var kamp için. Onları da birazdan göstereceğiz. Onları dönüşte burada göstereceğiz size. Hobbit evler var burada. Biraz esiyor. Buralar çok güzel. İlk defa geldik ama biz çok beğendik. Özellikle şu bungalov evlerin şekilleri çok güzel. Önlerinde masalar var bungalov evlerin. Etrafında çok oturacak bir yer yok ama önlerindeki masalarda yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Burada musluk var. Bulaşıklarınızı rahatlıkla yıkayabileceğiniz. Çok fazlasıyla tuvalet ve duş alanları mevcut. Ve içleri gayet temiz. Şöyle karavanla gelen de var. Her tarafta gördüğünüz gibi bungalov evler var. Şurada lavabolar ve duşlar mevcut. Hepsi gayet temiz, kullanıma uygun. Şimdi diğer kamp yerlerinde ufak ufak çekeceğiz sizlere. Şöyle yukarıda evler var. Büyük kalabalık grupla gelirseniz ufak ufak burada da evler var. Burada bir restoran var. Şu an kapalı ama çünkü sezon değil. Şu an biraz sakin. Normalde sezonda burası bayağı kalabalık oluyormuş. Ama biz çok beğendik burayı. Çok güzel. Gerçekten tavsiye ediyorum.
Konumu çok rahat gelebileceğiniz, ulaşabileceğiniz bir yerde. Şöyle kenarda göstereyim. Koskocaman bir kumsal var. Ve çok temiz. Bazı yorumlara baktığımızda aslında etrafın çok temiz olmadığı söylenmişti ama kesinlikle katılmıyorum. Gerçekten her yer çok temiz ve çalışanlar gayet ilgili ve güler yüzlüler. Burada fazlasıyla lavabo, duş, kabinler mevcut. Gayet de temiz. Şöyle salonu. Şöyle içerisi bayağı geniş. Soyunma kabinleri fazlasıyla mevcut. Temiz. Şöyle odun alabileceğiniz bir yer. Aynı zamanda şurada küçük bir market var. Markette hazır makarna, güneş yağı gibi ürünler bulunmakta. Dondurma, cips falan. İçeride bir kafeteryası mevcut. İstiyorsanız içeride oturup kahvenizi, çayınızı içebilirsiniz. Yiyecekleri de var. Şöyle size yiyecek tablosunu da göstereyim. Şurada yiyecekler de mevcut. Yiyecek ve içecekleri fazlasıyla var. Burada bir kafesi var yani. Bir çuval odun 15 TL. Evet, biz bir çuval odun 15 TL yazdık. İşte burasıymış marketin girişi. Yok, değilmiş. Hayal kırıklığı. Evet. Standart bungalov evler bunlar. Şöyle önlerinde numaraları var. Şöyle küçük masası var. Şu an kapıları kilitli olduğu için içeriği gösteremiyorum. Ama şöyle çıkayım bakayım. Minnacık. Şimdi bir tane bungalov eve bakacağız. İçini göstereceğim size. Şöyle bir tane masası var. Şöyle bir kilidi var. Açamadım. Evet. Perde. Ve şöyle. Şimdi. İki kişilik yatak var burada. Altı tahta olduğu için soğuk geçirmez. Ve şurada ufacık bir ısıtıcısı var. Şöyle de ışığı yakalım. Küçük bir de aydınlatması var. Gayet konforlu, rahat. Şöyle bakalım burada oturduğumuzda nasıl görünüyor. İşte bungalovun içinden bir şekilde görünüyor içerisi. Isıtıcısı burada. Ufak bir lamba ve aynı zamanda priz de mevcut. Burada oturup bu şekilde sabah bu şekilde bir manzaraya uyanabilirsiniz. Ve burada da kamp alanı var. Ormanlık alana kamp atmak isterseniz çadırınızla buralara kamp kurabilirsiniz. Şöyle yerleri var. Şu masaların üzerine çadırınızı kuruyorsunuz. Yine aynı şekilde önlerinde masası var. İsterseniz de sahil kenarına da kamp atabilirsiniz. Şu an biraz sakin. Burası gayet yeşillik ve güzel. Doğayla iç içe olmak istiyorsanız yeşillik alan tercih edebilirsiniz. Burası çok rüzgar almıyor. Biz deniz kenarını tercih ettik. Ben denizi daha çok seviyorum. Burada kuş sesleri. Evet. Buralar gayet temiz. Her çadır yerinde bir numarası var. Evet. Şöyle dolaşalım bakalım. Buranın içinde de bungalov varmış. Evet. Yine aynı şekilde içeride bungalovlar da var. Şurada yine bir kafeteryası mevcut. Köpüşçükler var. Çöplükte kalmamak için çöp atma. Yüksek sesle müzik dinlemek yasaktır. Yine aynı şekilde ateşimizi yerde değil, kendi mangalımızda yakıyoruz. Çünkü yerde çok fazla kuru ot var. Bir tanesini tutuşturursak
önünü alamayabiliriz, doğaya zarar vermeyelim. Bu lokonlara dikkat edelim lütfen kamptayken. Şöyle Oza 63 evler var. Görüntüleri çok güzel. Bakalım burada ne varmış? Oyun alanı. Ha, oyun alanı da mı var? Güzel, burada da oyun alanı kalabalık mevcut. Gelenler için. Kalabalık gelenler için bir oyun alanı mevcut. Şöyle. Hops. Yani biz çok sakin bir zamanda geldiğim için şanslıyız. Ben çünkü çok kalabalığı sevmiyorum. Sessiz sakin kamp yapmayı daha çok seviyorum. Şöyle de oyun alanının devamı. Gayet güzel. Atlama parkurları, sıçrama, lastik. Güzelmiş. Burası çok güzel. Gerçekten çok sessiz. Güzel. Huzur, sakinlik. Ah, kesinlikle ve kesinlikle. Kamp gerçekten çok güzel ya. Yani hiç yapmadan önce bu kadar keyif alacağımı düşünmüyordum. Gerçekten çok keyifliymiş. Hayatımın bir parçası olduğu için çok şanslıyım ve çok da mutluyum. Kesinlikle kampa çıkmasını tavsiye ediyorum. Burada da bir tane çadırımız hayata veda etmiş. Birinin kamp hayalleri burada son bulmuş. Evet, şurada. Evet. Yani çok geniş burası. Rahatlıkla gelip kamp yapabileceğiniz bir alan. Kalabalık da gelebilirsiniz. Çok çok geniş alanı var. Hem araçla gelebilirsiniz, normal yere kamp atabilirsiniz, kendi çadırınızla gelebilirsiniz, bungalov evleri var. Yani çok fazla alternatifi bir arada sunduğu için buraya rahatlıkla gelebilirsiniz. Hem lavaboları, duşları da mevcut olduğu için ilk defa kamp yapanlar için de ideal bir konumda. Ben tavsiye ediyorum yani size. Sen de tavsiye ediyor musunuz? Yakın. Ben tavsiye ediyorum. Ne söylemek istiyorsun mesela burayla ilgili? Düşünceni alalım. Ya mesela burası çok kasvetli bana göre. Şundan dolayı kasvetli. Hani biz zaten yer çadır kurmayı sevmiyoruz. Araç üstü çadırda kalıyoruz. Daha çok deniz kenarını tercih ediyoruz. Hı hı. Ormanın içi olduğu zaman güneş de almıyor. Biraz daha soğuk hatta şu anda bizim kamp evet, yaptığımız deniz yerde. Kenarı biraz daha sıcak bence. Ondan çünkü dolayı sabah burası güneş almayacak. Sabah bizim olduğumuz yer çok sıcaktı. Hatta bu havada şortla dışarıya çıktım. Gayet güzeldi yani. Öğleden sonra tabii biraz soğumaya başladı ama burası daha soğuk. Acaba dedik deniz kenarında dün kamp yaptık. Bugün buraya mı çeksek aracımızı diye düşündük ama şu an vazgeçtim. Kampanya başlayanlar için mesela bungalov evler var burada. Bungalov evlerde de kalabilirler. İlla çadır kurmak zorunda değiller zaten. Evet. Ormanın içinde de var. Ormanın dışında deniz kenarında da var. Aynı zamanda ormanın içinde de var. Bu doğru. Yani kamp yapabilmeniz için bütün ideal koşullar burada sağlanmış. Sadece sizleri bekliyorlar. Yani bence ilk defa kamp yapıyorsanız ve kamp yapmayı da seviyorsanız kesinlikle buraya gelip bir kere de olsa denemelisiniz ki biz yeni geldik. Buraya dün ilk defa geldik. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Burayı çünkü gerçekten çok beğendim. Şöyle ormanın içerisindeki bungalov evler. Her yerde bir sürü. Evet, şimdi kamp ateşinde çikolatalı muz yapacağız. Önce muzu yıkadık, şimdi kesiyoruz. İyice içini açtıktan sonra çikolataları yerleştireceğiz. Evet, ne yapıyoruz? Çikolataları kırıyoruz. Çikolataları parçaladık. Sonra açtığımız muzun içine koyuyoruz. Bitter sevdiğimiz için bitter çikolata tercih ettik. Şöyle içine yerleştir. Bence oraya bir tane daha şu köşeye. En güzel kamp tatlısı. Evet, çok güzel oluyor. Evet. İkinciyi yapalım.
paket çikolata 2 tane muz için yeterli. Nasıl çikolata seviyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Evet, hadi bakalım koyalım. Düştü. Ay, şimdi bunlar biraz eriyecek. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Kampta tatlı. Ay, görünüşleri bile şu an. Bakalım nasıl bir manzarayla uyandık. O zaman günaydın. Şimdi sahil kamp yerindeki evlerden biri, konaklamalı için yapılan evlerden birinin içini göstereceğim. Şöyle şurada ısıtıcısı var. Dışarıya bakan pencere var. Aynı zamanda elektriği mevcut. Prizler mevcut. Çift kişilik yatak. Yani hep yorumlarda pis olduğu söylenmiş ama gerçekten çok temiz yatakları, çarşafları. Banyosu var. Şöyle göstereyim. Şurada lavabosu var. Duş yeri var. Şu an ısıtıcı çalışmadığı halde içerisi gayet sıcak. Yani çadırda kalmak istemiyorum. Bir ev gibi bir yer olsa, daha güvenlikli bir yer olsun istiyorsanız bunları tercih edebilirsiniz. Bunlar gayet temiz ve görüntü olarak güzel minik evler. Evlerin dış görüntüleri de böyle minik. Gayet sıcak bir ortamı var. Keyifli, tercih edebilirsiniz. Temiz. Bir de size bahsettiğimiz Hobbit evleri var burada. Onları göstereceğim. Hop. Bunlar da şu şekilde. İçinde yine yatağı var. Ama kapısı kilitli. Şöyle küçük. Bu su borularıyla mı yapılmış? Evet. Bir su borusunu kesin. Bu kanalizasyon boruları var ya. Aynen. Kanalizasyon borusunun içerisine çift kişilik bir yatak koyulmuş. Aynı şekilde bunda da küçük ısıtıcısı var. Elektrik kablosu var dışarısında, görüyorsunuz. İçeride ışık da var. Perdeyle kapattığın zaman dışarıdan görünmenizi engelliyor. Bunlar çok tatlılar. Ve şöyle bir manzarası var. Dışarısında şöyle bir masa var. Ve burada da böyle bir manzarası var. Yani alternatif çok. Dediğim gibi Hobbit evlerinde kalabilirsiniz, bungalov evlerde kalabilirsiniz ya da o gösterdiğimiz büyük evlerde de kalabilirsiniz. Hani onların içerisinde duş ve lavabo da mevcut. Bunlarda sadece yatakta ısıtıcı var. Bu kadar. Şimdi burada bir tane sahil kenarı varmış, kumsal. İstiyorsanız araçla da buradan çıkabilirsiniz. Hemen havuzun kenarındaki yoldan. İleri tarafta araç yolu var, bir de yürüme yolu var. Biz yürüyerek çıkmayı tercih ettik. Etrafa bakacağız. Yani burada çok fazla olanak, seçenek var. Çok güzel yerler var. Şöyle. Sanırım buradan geçemiyorum. Buradan geçeceğim. Garantiye de alalım. Evet. Şöyle yukarıya doğru dolaşacağız. Tekrar sahile vardığımızda yine yayında olacağız. Kamp yaptığımız yerden çıktık ve kumsala doğru iniyoruz. Buranın manzarası gerçekten efsane güzel. Burada bir koy var. Koya doğru yavaşça gidelim bakalım.
Ya burası gerçekten çok güzel. İnanamıyorum ya. Kumsalı çok güzel. Buraya da yürüyerek rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Araçla da gelebilirsiniz. Ama bence yürüyerek gelmeyi tercih etmenizde etrafı görmüş olursunuz.